uluslararası toplumun çağrılarına rağmen muhaliflere yönelik sert askeri müdahaleyi sürdüren Beşar Esad yönetimi giderek destekçilerini kaybediyor. Esad'a sadece Batı dünyası değil Arap ülkeleri de sırt çeviriyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in ardından Bahreyn'in de Suriye'deki elçisini geri çağırdığını bildirdi. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Şam yönetiminden çok geç kalmadan kan dökülmesine son vermesini ve bir an önce reformlara hız vermesini talep etti. Körfez İşbirliği Konseyi de Suriye'de yaşanan olaylardan derin endişe duyduğunu belirtirken Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya gelecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise yarın Suriye'ye giderek Şam yönetimiyle temaslarda olacak. Avrupa Birliği'nin Güney Akdeniz Özel Temsilcisi Bernardino Leon ise Kahire'de Arap Birliği Genel Başkanı Nebil El Arabi ile görüştü. Şam yönetimi uluslararası toplumun kabul edebileceğinden çok daha ileriye gitmiştir. Onlar kendi halkına karşı kabul edilemez bir güç kullanımını sürdürmek istiyor. Suriye askerleri ise son olarak Sünni nüfusun yoğun olduğu Deir ez-Zor kentine girdi. Tankların kuşattığı kentte en az 65 kişinin öldüğü bildirildi. Esad muhalifi protestoların en yoğun olduğu bölgelerden biri olan kentten silah sesleri geliyor.